Minna-san, konnichiwa. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Sizi görmek benim için çok büyük bir zevk. Şu an Taksim'deyim. Bu Galata tarafında, Pera tarafındayım. Karaköy'den buraya tramvayla geldim. Ondan sonra sizin bu tramvayın hikayesini anlatmak istiyorum. Bir tane Fransız mühendisi Eugène Henri Gavant'ın girişimiyle bu tramvay yapıldı. Dünyanın en eski ikinci metrosu olarak. Ve yaz tatiline geliyor eskiden. İstanbul'u çok sevdiği için. Buranın bir yokuşu var biliyorsunuz. O yokuş çok meşhurdu. Bu Galata'ya çıkan yokuş. Ondan sonra o bölge aslında ikiye bölünmüş. Bir taraf Hristiyanların bölgesi, bir tarafta Müslümanların bölgesi olduğu için. Diyor ki oraya bir asansör yapalım insanlar daha rahat etsin diye. Ondan sonra bu kendisi Fransız olduğu için Fransız hükümetine götürüyor projeyi. Kabul etmiyor. İngiliz hükümetine götürüyor. İngiliz hükümeti kabul ediyor ve bu projeyi yapıyorlar. İlk başta hayvan taşımacılığında kullanılıyor bu asansör. Şimdi Narmanlıhan'a geldik arkadaşlar. Burası daha yeni açıldı. Geçen yıl veya bu yeni yıl ya bu yıl içinde açıldı. Ama çok güzel bir şey var, dizaynı var, ondan sonra görünümü var. Ben zaten hep buradan önden geçiyordum. Sürekli hep kapalıydı. Ondan sonra en sonunda açıldı. Şimdi aşağısı görüyorsunuz zaten full kafe. Üst tarafında böyle yemek bölümü oldu. Meksika mutfağı olsun. Ondan sonra Türk mutfağı, ayrıca Asya mutfağından bir sürü yemek yiyebiliyorsunuz. Ama buranın aslında tarihi daha böyle anlatabileceğim kadarıyla 1831 yılında inşa edilmiş zaten burası. İlk başta Rusya Büyükelçiliği olarak, ondan sonra Rusya hapishanesi olarak burası işletilmiş. Hatta burada çok iyice tanıdığınız Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bedri Rahmi Eyüp oğlu da yaşamış burada. Yani zaten görüyorsunuz burada yazıları, ondan sonra şiirleri var hemen kapıların yanlarında. Ya mutlaka buraya gelin, görün derim çünkü baya bir hoş restorasyon yapılmış burası. Buradan zaten hemen karşımıza şey çıkıyor. Alman Kitabevi çıkıyor. Alman Kitabevi de çok güzeldir. Orada hatta Alman tatlıları, Alman ondan sonra pastaları yiyebileceğiniz bir yer. Ayrıca üst tarafında bir tane şöminesi var. Şöminesi pek yanmıyor. Yaz kış gittim ama hiç yanmıyor. Açıkçası o şöminenin yandığını görmedim ama güzel bir mekan. Almanca, Türkçe kitapları orada rahatça bulabilirsiniz. Orada bir kahve içip dinlenebilirsiniz açıkçası. Şimdi bu geldiğimiz kilisenin adı Santa Maria Draperis Kilisesi. Mimari ve görsellik açısından zaten bayağı göz kamaştırıyor açıkçası. Buraya gelip türlü türlü fotoğraflar çekilebilirsiniz. Çünkü tam fotojenik bir yer açıkçası. Ondan sonra içerideki Frankler de çok güzel. Yani buraya gelmişken onları da bir görün. Çünkü güzel Frankler var gerçekten de. Taksim'deki en sevdiğim sihirli yere gelmiş olabilirim herhalde. Burasının adı Panter Kürk Evi. Ne alakaysa yani anlamadım. Çok değişik ama çok güzel ya. Şu saatin güzelliğine bakın. Ondan sonra bakın orada dürbün var. Asa, o şey kum saati var. Asa gördün mü? Harry Potter direkt aklıma geliyor zaten. Harry Potter'da en sevdiğiniz okul grubu hangisiydi? Ben test çözmüştüm. Bir kere Hufflepuff çıkmıştım. Ondan sonra ilk sefer çözdüğümde de Slytherin çıktı. En son artık dedim ki Slytherin. Yani ilk başta Slytherin'den ama tırstım diyebilirim. Çünkü ne bileyim Salazar Slytherin var, Voldemort var. Tabii hep kötü insanlar çıkacaktı. Yani iyi büyücüler de çıktı, cadılar da çıktı. O yüzden artık gururlu bir Slytherin'liyim. Keşke şu tüy kalemlerden alabilseydim. Yani çok güzel gözüküyor. Biraz çizme yeteneğim olduğu söyleniyor ama tam emin değilim açıkçası. Ama gene de seviyorum. Şuna bakın ya. Sanki şeye benziyor. Pikachu'ya benziyor. Ama Pikachu gibi de değil gibi. İşte hatırlıyor musunuz? Misty'nin bir tane kucağına sürekli taşıdığı bir Pokemon vardı. Ona benziyor galiba. Tam emin değilim ama. Ya şu an aklıma şey geldi.
Camdan atlayan kendi Pokemon sanan çocuğa selam olsun. Yani onun yüzünden gerçekten Pokemon televizyonlardan kaldırıldı ya. İzleyemedik gerçekten de. Ama benim takıldığım şey şu. Kaç yıl geçti hep aynı yaş. Bu çocuk yaşlanmıyor mu abi? Neden böyle? Gerçekten bana biraz saçma geliyor, ne bileyim. Digimon, ben Digimon'u daha çok seviyorum. Digimon'da öyle bir şey yoktu. Çocuk da büyüyordu yani. İlk başta ilkokula gidiyordu, şimdi liseye gidiyorlar. Burası bak çok güzel, tavsiye ediyorum herkese. Anemet, bu Koç Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir yer. Burada her ay belli zamanlarda sergiler oluyor. Ondan sonra konuşmacılar gelip, arkeologlar gelip burada konuşuyorlar bir konu hakkında. Instagram'dan bulup takip edebilirsiniz, zaten orada paylaşıyorlar hangi günlerde, hangi zamanlarda olacaklarını. Şimdi Saint Antoine Katolik Lisesi'ne geldik. Zaten buraya muhakkak herkes gelmiştir. Tam bir fotoğraflık bir yer açıkçası. Yani burada çok iyi fotoğraflar çıkabiliyor. Burası şimdi İstanbul'daki en büyük cemaati olan Katolik Lisesi. Ama tarihine bakıldığında 1230'lu yıllarda rahipler kuruyor Galata tarafına. Ama 1639 ve 1660 yıllarında yangın çıkıyor iki kez ve eski yerinden yeni yerine taşınıyor, yani buraya taşınıyor. Burası 1724 yılında İtalyan ve Fransız vatandaşları için aslında inşa edilip kutsanıyormuş. Ve bu en sonki halini şu anda görüyorsunuz zaten karşımızda. Ya burası zaten yılbaşı zamanında çok canlı oluyor açıkçası. Her pazar günü ayinleri oluyor. Ya burası fotoğraf için gelebileceğiniz en güzel yerlerden birisi diyebilirim. Şimdi yapı kredi sanata geldik. Bu yapı kredi sanatta Sagalassos antik kentinden getirilen bazı eserler var. Onları size göstereceğim. Benim buraya üçüncü gelişim ama çok güzel gerçekten. Bayağı bir göz alıcı şeyler var burada. Hatta görmüşsünüzdür muhakkak. Çoğu kişi paylaşıyor. Normalde Sagalassos antik kenti Burdur'da, Ağlosun ilçesinde bir antik kent. Antik Yunan'da Pisidia'nın başkenti olarak kalıyor, ayakta kalmış. Ama en iyi kalmış olan tarafı da tiyatrosu. Batı Toroslar tarafında. Burası en yüksek rakımlı yerlerden birisi Türkiye içinde. Burası eski zamanlarda Ares'in olsun, Herkül'ün, Hermes'in olsun, Zeus, Athena ve Poseidon'un heykeltıraşlarının en önemli parçalarından birisi bu şehirdeymiş. Hatta biliyorsunuz burada çeşme var bir tane, eskiden yıkılmıştı, sonra yeniden yaptılar. Hatta şu anda o çeşmeden su akıyor. Düşünebiliyor musunuz? Eski çeşmeye gidip fotoğraf çekebiliyorsunuz ve orada su hala akıyor durumda. Zaten burada arkeologların en önemli amaçladığı hedef ise bütün yıkılan parçaları yeniden birleştirip eski Roma'yı ve o zamanı anlatmak, yani eskiyi canlandırmak istiyorlar. Bu aslında bütün şehirde yapılsa ne kadar güzel olur, antik şehirlere. Mesela gidiyorsun Efes antik kentine, eski antik kentin o şahaneliği, ondan sonra güzelliği ortaya çıkıyor ve sanki orada insanlar tekrardan yaşıyormuş gibi bir hava verirse, yani bu capcanlı bir tiyatroymuş gibi düşünebilirsin. Ama gerçekten bunu yapmaya başardılar. Bu yavaş yavaş böyle zaten daha da
genişletecek ve daha çok kitlelere ortak olacak açıkçası. Sizinle şimdi bu müzeyi gezelim. Müze değil de sergiyi gezelim daha doğrusu.